Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, İl Başkanım, Sayın İl Başkanım, Manisa'mızın kıymetli vekilleri, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, Gençlik Kolları Genel Başkanım, İlçe Başkanım, partimizin her şeyi Sayın Deli Başkanım ve kıymetli misafirlerimiz, meclis üyelerimiz, hepiniz bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır genel başkanımızla birlikte siyaset yapmış olmama rağmen bugün çok ayrı, çok büyük bir heyecan yaşıyorum. Belediyemizde genel başkanımızı ağırlamanın onuru ve gururu çok büyük. Yıllar sonra Manisa'mızda hem büyük şehrimizde çok büyük bir başarı elde ettik, hem de tüm ilçelerimizde çok büyük başarılar elde ettiğimiz gibi bu güzel başarıyı tüm Türkiye'de de yaşadık. Öncelikle bu başarının mimarı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Genel Başkanımız biz gençlere, kadınlara güvendi. Bilginin ve verinin niceliğine güvendi. Hep birlikte Türkiye'de çok güzel bir başarı yakaladık ve yerelde iktidar olduk. Bundan sonra omzumuzda çok büyük bir yük var. Manisa'mızın kalbi şehzadeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi yapmak için emanet oyları Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıkılmaz oyları yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve bundan sonraki en büyük hedefimiz de hep birlikte genelde ve Türkiye'de iktidarı yakalamak olacak. Tekrar hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bu Şehzadeler Belediye ziyareti benim açımdan çok birçok yönden çok anlamlı. Birinci anlamı tabii Gençlik Kolları Başkanlığından, Gençlik Kolları Yöneticiliğinden, hatta çocuk yaşlarından beri. Bundan 15 yıl önce Gülşah 19 yaşında falan değerdi. Öyle miydi? 18-19. 20 yaşlarındaydı. O zamandan Gençlik Kolları'nda koşardı. Biz de o zamanlar Manisa'da siyasete, aktif siyasete yeni başlamıştık. Ben milletvekili olduğumda ve devam ettiğimiz bütün süreçlerde Gülşah hep bir yerlerde vardı. Bazen Gençlik Kolları il başkanımız olarak görev yaptı. İl başkanlığında adayımız oldu. Parti içinde mücadeleler oldu. Oralarda birlikte siyaset yaptık ama esas önemli olan mesele, gençlik kollarından gelen kadın bir siyasetçi olarak ben genel başkan olduktan sonra gençler ve kadınlarla ilgili ortaya koyduğumuz yaklaşımda Gülşah kendi ilimizdeki bu yaklaşımın temsilcisi. Anket sonuçlarına göre, diğer adaylara göre en yüksek oyu alan 4 adaydan bir tanesiydi. İlk 4'ün içerisindeydi. Ve sözümüz vardı, kadınlar eğer diğer adaylarla eşit kazanma potansiyeli neyse doğrudan aday göstereceğiz dedik. Gülşah Türkiye'deki doğrudan aday gösterdiğimiz ilk kadın belediye başkan adayıdır. Ve şunu gördük ki gençlere ve kadınlara şans verildiğine seçmen buna çok olumlu reaksiyon veriyor. O açıdan çok kıymetli. Bu ziyaretin bir heyette Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman da var. Genç Osman Başkan Manisa'da yaptığımız toplantıda bütün 81 ilin Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte gençlere imkan verilmesi, gençlerin önüne açılması noktasında önemli bir irade koydu Sayın Genel Başkan. Biz de onlara söz verdik. Dedik ki gençler talip olsunlar, Genel Başkan arkanızdadır dedik. Birlikte de Genç Osman Başkan MYK'da hep genç adaylar için gayret gösterdi. Eskiye göre İnanılmaz fazla genç belediye başkanımız var ve 21 bin belediye meclis üyesi adayından 6500 tanesi gençti. Burada Genç Osman Başkan'ın ortaya koyduğu yaklaşımın çok önemli bir değeri var. Ve Gençlik Kolları il başkanlığından gelenlerin siyasette bir yere gelmesi noktasında çok iyi örnekler var. Bir tanesi Gülşah Başkanımız. Türkiye'nin dört bir yanında Anıtkabir'e
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Çankaya Köşkü'ne ev sahipliği yapan Çankaya'da 30 yaşında bir genç belediye başkanımız var. İzmir'deki 4 metropolden 3'ünde kadın var. İzmir'deki belediyelerden 11'inde gençlik kollarından gelen genç belediye başkanlarımız var. Bunları hep beraber başardık. Şimdi sıra onların ne kadar başarılı yöneticiler olacaklarını görmekte. Buna da yürekten inanıyoruz. Ayrıca bu ziyaretin bir başka anlamı da var benim için. Biraz önce Gülşah dedi ki nezaketle, başkanım buyurun makama geçin dedi. Ben dedim ki oraya ancak sen oturabilirsin. Manisalılar, Şehzadeliler, Şehzadelerin seçmeni kim oturacak dediyse o oturur. Ben Şehzadeler ilçe başkanının, Manisa il başkanının makam koltuğuna oturabilirim. Onlar benim koltuğum. Ama burası Gülşah'ın koltuğu. Ben bu koltuğa oturmayı istedim 2009'da. Bu bina Manisa Belediyesi binasıydı. Bu koltuk, bu masa Manisa Belediye Başkanı'nın koltuğuydu. Sayın Bülent Kara karşı yarıştık. O yarışta ben üçüncü oldum. O günlerde bulunan iki değerli büyüğümüz bugün de burada. Yenal Yıldırım bu binada belediye personeline ziyarette bulunduğumuz 2009'da bana eşlik etti. O da Yenal abi beni gezdirdi, tanıttı belediye başkan adayımız diye. Geldik gezdik, en son bu odaya kadar hatta geldik. Sonra Yenal abi o dönem belediye meclis üyesi seçildi. Devamında Büyükşehir Belediye Meclis üyesi seçildi. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin en deneyimli isimlerinden bir tanesi, bana çok emeği olan birisidir. Bundan 15 yıl önce ilk adaylığımda kol kola Yenal abiyle gezmiştik. Onu ne zaman görsem hep aklıma o günler gelir. Bugün burada belediye meclis grubunun bir üyesi olarak ve grup başkanımız mı Yenal abi? Sözcümüz. Başkan yardımcımız. Şimdi belediye başkan yardımcımız olarak burada görev yapıyor. O sıfırdan başladığımız noktada kapı kapı beni belediyenin her personeliyle tanıştırdığı noktadan şimdi belediye başkan yardımcılığı noktasına geldi. Büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir başka isim Uğur Doğan'dır. Uğur Doğan da şimdi yine belediye meclis üyemiz. O günlerde benim abim Özkan Safaoğlu beni Uğur Doğan'la ve Bektaş abiyle kendi evlerinde bir araya getirmişti. Nasıl bir belediye başkanlığı hedefimiz olduğunu orada konuşmuştuk. Kendisi önceki dönemlerden deneyimli bir belediye meclis üyesi olarak bana çok önemli bilgiler vermişti. Bugün burada ikisini de görmüş olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Şimdi genç Osman başkanımın hemen yanında 27 yaşında genç bir ilçe başkanımız var. Ana kademe ilçe başkanımız. Gençlik kolları il başkanımız, gençlik kolları il başkanlığından belediye başkanı oldu. Burada yine kadın genç bir il başkanımız mevcut. Büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ne konuştuysak onların karşılık bulduğu, hayata geçtiği bir süreci yaşıyoruz. Manisa'nın büyükşehir olmadan önceki belediye binasına tekrar Şehzadeler Belediyesi taşındı. Ben bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum ve çok karmaşık duygular içindeyim. Ben küçücük bir çocukken burada belediye binası vardı. Evkur'un olduğu yerde Esot'un olduğu, itfaiyenin olduğu belediyenin ek hizmet binası vardı. O günlerden bugünlere geldik. Benim açımdan çok anlamlı bir gün bu ve Şehzadeler Belediyesi'ni almış olmak tarihte hiç almadığımız Manisa Belediyesi'ni almak anlamına geliyor. Hatta şöyle Yenal Başkanım, şöyle espriler yapıyoruz. Beni hafta sonu bir başka etkinliğe davet ettiler. Dedim ki Manisa'da Mesir Şenliklerinde olacağım. 477 yıldır ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi Mesir Şenliklerini yapıyor dedik. Tabii ki Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde, seçimlerin olmadığı dönemlerde CHP kimlikli belediye başkanları vardı ama çoklu yarışla ilk kez Manisa Belediyesi'ni hem Manisa'nın kadim merkez belediyesini kazandık, hem Yeni Yunus Emre'yi kazandık, hem de Büyükşehir'i kazandık. Bu açıdan çok mutluyuz. Bize bunu yaşatan Manisalılara çok teşekkür ediyoruz.
bir kez daha tekrar etmek isterim ki kime oy vermiş olursa olsunlar Gülşah Durbay bütün Manisalıların belediye başkanıdır. AKP'linin, MHP'linin de belediye başkanıdır. Kapılar ardına kadar açıktır. Partizanlık yapmayacağız. Kimseyi geçmişte verdiği oylardan sorumlu tutmayacağız. Bugün böyle büyük bir oyla seçilmiş olmamıza rağmen oy vermeyenlerin mesajını da anlamak, onların da oyunu almak için hep birlikte çalışacağız. Bu belediyeyi adil ve şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Ve bu belediye israftan uzak bir belediye olacak. Önümüzdeki günlerde bütün Türkiye'nin konuşacağı bir tasarruf ve israf genelgesi yayınlanacak. Zaten arkadaşlarımız doğrudan o işlere başladılar. Ama geçmişte, örneğin biraz önce Yunus Emre Belediyesi'nde 48 tane lüzumsuz makam aracı tahsisi ve bunların belli şirketlerden kiralanması söz konusuydu ve 70 milyon TL makam arabalarından dolayı kiralama şirketine borç var. O 70 milyonun Yunus Emre'deki yoksullara dağıtıldığını düşünün. Burada israf edilmeyecek her kör kuruş halkçı belediyeciliğe harcanacak. Yoksullara harcanacak, ihtiyaç sahiplerine harcanacak. Ve biz bu belediyeleri efendim onlardan aldık, şimdi sıra bizde diye değil. O dönem bitti, yeni bir dönem başladı diye başlatıyoruz. Tabii Yunus Emre Belediyesi'ne göre burada borcun daha az olduğunu ifade edelim. Geçmişteki israfın, şatafatın Yunus Emre Belediyesi ile karşılaştırılmayacak oranda olduğunu söyleyelim. Çok daha iyisini yapacağız ama özellikle burada bir devri sabık yaratma niyetimiz yok. Önceki belediye başkanımız da mutlaka Gülşah Hanım temas edecektir. Geçmişte AK Parti'nin yönetim anlayışını zorladığı ne kadar israf, ne kadar fazladan harcama varsa hepsine engel olacağız. Ne kadar borçla devraldık belediyeyi? 160 milyona yakın bir borçla devraldık. Yani diğer belediyenin onda biri kadar bir borçla devraldık. Sürdürülebilir bir borç olduğunu düşünüyoruz. Ama halkçı belediyeciliğe yönelik yoksullara sahip çıkan ve partizanlık yapmak yerine halkçı belediyecilik yapacak bir anlayışla ben Gülşah'ın burada genç ve kadın bir belediye başkanı olarak herkesin gönlünde tat kuracağını ve çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bir kez daha tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerine uyum içinde yapacakları çalışmalar için başarılar diliyorum. Grubumuza başarılar diliyorum. Gülşah kardeşime, yardımcılarına başarılar diliyorum. Türkiye'nin gözü burada olacak. Sizlerin başarısı doğrudan benim başarım anlamına gelecek. Hiç temenni etmem, hiç öyle bir şey beklemem ama en ufak aksilik bize mal edilecek. Sorumluluğunuzun farkında çok önemli işler yapacağınıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun.